burada aldığımız 7 farklı galibiyetin bizim için iyi olduğunu ama yeterli olmadığını söylemiştik zaten. Orada zor bir maçın bizi beklediğini de ifade etmiştik. Zor da bir maç oldu. İlk yarıda özellikle hakem desteğiyle beraber sağ avantajını iyi kullanan Vaç bize karşı bir üstünlük sağladı. Ama ikinci yarı itibariyle hem sertleşen savunmamız hem sertleşen direncimiz rakibe karşı kendi üstünlüğümüzü kabul ettirdi. Bunun sonucunda da sonuçta orada 5 farklı mağlubiyet almamıza rağmen tur geçen taraf biz olduk. Bu anlamda sporcu arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Ama bu bir başlangıçtı. Asıl iş şimdi başlıyor. Bugün itibariyle kurallar çekildi EAF Kupası'nda, gruplarda. A grubunda biz Kastamonu olarak Most, Thuringer Alman takımı ve Debrecen Macar takımı ile eşleştik. Most'u biliyoruz. Most sezon öncesinde, başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kastamonu'nun karşılaştığı ekip. Maalesef şanssız bir şekilde yenilip elendiğimiz bir ekip. Thuringer Alman Ligi'nde 4. sırada, Debrecen de Macar Ligi'nde 5. sırada. Her iki takım da, hem Thuringer hem Debrecen, bizim gruptan çıkmak için savaşacağımız rakiplerimiz olarak görünüyor. Grup maçları kolay olmayacak, zor olacak. Biz hep şunu hedefliyoruz, içeride maç kaybetmeyelim, dışarıda bir galibiyet minimum alalım ve gruptan çıkmayı garantileyelim. Amacımız o. 2 sene önce bunu başardık. Gruplardan lider çıkan tek Türk takımıyız Türkiye handbol tarihinde. Bu sezonda bunu başarabileceğimizi ümit ediyoruz. Ondan sonrasında çok büyük bir ihtimalle, eğer yanlış bilmiyorsam, B grubundan gelecek olan takımlarla eşleşeceğiz çeyrek finalde. Ama kademe kademe gitmek zorundayız. Şu anda puan usulü, lig usulü bir dönem bizi bekliyor. 4 Ocak ile 9 Şubat arasında oynanacak olan 6 tane maç var. Bu 6 maçın 3'ü içeride, 3'ü dışarıda oynanacak. İçeride olan maçlarda ben salonumuzun boş kalmayacağını biliyorum. Dışarıda olan maçlarda da tüm Kastamonu halkı, tüm Türkiye halkı ve tüm handbol camiasının da bizim yanımızda desteklerini hissettireceğini biliyorum. Herkese teşekkür ediyorum.